Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV seyircileri, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine haftanın başı olarak pazartesi gününün en değerli, en kıymetli programlarından bir tanesi Müslümanın Sesi programıyla beraber karşınızdayız. Tabii ki de her zaman olmuş olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan Nefes Ol Derneği Başkanı Emre Yazar Hocamız burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun, hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam. Sağlığımız, saatimiz yerinde elhamdülillah. Kıymetli FMTV seyircileri, yine sorularınızı sorabileceğiniz, her konuda sorularınızı sorabileceğiniz numaramızı da paylaşalım ilk başta hemen. 0537 264 0488 numaradan WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Şu anda ekip arkadaşlarımız da getirdi. Bir önceki haftadan kalan sorularımız da vardı. İnşallah onları da cevaplayacağız. Elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar cevaplamaları yapacağız inşallah. Şimdi kıymetli seyircilerimiz, bugün bir kitap okurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir hareket yapmış ki bizler onun ümmeti olarak aynısını yapmamız gerekiyor. Peki ne yapmış, değil mi? Merak ediyoruz. Bir tane evladın, küçük bir evladın kuşu vefat ettiğinde gidip ona baş sağlığı dilemiş. Bugün nice evlatlar hayatlarını kaybediyor. Biz Müslümanlar sessiz kalıyoruz. Yani buradan neyi çıkarmamız gerekiyor kıymetli seyircilerimiz? Yani zulme hiçbir şekilde sessiz kalmıyoruz. Kalmamamız gerekiyor. Her konuda fiilen, laf olarak, bakım olarak, yapı olarak her konuda nerede bir zulüm var ise bizim kesinlikle ve kesinlikle onun karşısında durmamız lazım. Ya öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki bakın gidip sadece kuşun vefat etti diye çocuktan baş sağlığı diliyor. Yani ne kadar incelik var görüyor biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı inceliklerle dolu. Yeter ki biz o inceliklere katılabilirim. Biz o incelikleri görebilirim. Eğer ki bizler bu incelikleri göremezsek bizden geri kalan nesil neyi görecek? Senin yapmış olduğun bu güzelliği görmezse ne yapacak? Dış güçlerin, İslam'a karşıt olan insanların, İslam'ı sevmeyen insanların yapmış olduğu fiiliyatlarla, faaliyetlerle beraber bunu öğrenecek. Ve büyüdüğü zaman da o da aynı şekilde nesline bunu gösterecek. İşte bizler o kadar değerli bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleriyiz ki bunun farkında bile değiliz. Ya doğarken ümmeti, ümmeti deyip vefat ederken yine ümmeti, ümmeti diyor ya. Ne kadar fedakar bir peygamberimiz varmış. Her konuda, ticaret ahlakında, evlilik ahlakında, ilişkiler ahlakında, bütün konularda sadece Resulullah'ı önder olarak alırsak biz zaten hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmış olacağız. Ama biz alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Çünkü bizi hipnozladılar. Bizi üflüye üflüye böyle hipnozladılar. Bakamıyoruz, bakış açımızı değiştiremiyoruz. Kitlenmişiz bir olaya. Ondan, öyle, tabii öyle. Evet, birisi söylediği zaman, tabii ya hocam yapmamız gerekiyor. Kesinlikle yapmamız lazım diyoruz. Ama o an. Yani şuradan giriyor, buradan çıkıyor. İşte bunun sebebi ne? Bunun sebebi kıymetli seyircilerimiz, her şey. Yaşantımız, kıyafetimiz, kılığımız, konuşmamız, oturmamız, ibadetimiz, her şey, aklınıza gelebilecek bütün her şey bizi terse yatırıyor. İşte bizler bunlara dikkat etmediğimiz zaman hiçbir şeyden zevk alamayız. Ne ibadetten zevk alırız, ne vermiş olduğumuz yardımdan zevk alırız, ne Allah'ın razı olduğu bir şey yaparken zevk alırız. Ama biz bunlara dikkat edersek, Allah buyuruyor, siz bana bir adım atın, ben size 10 adım atayım. Siz bana 10 adım atın, ben size bir arş yaklaşayım. Yani Rabbim bizim için her şeyi yapmaya çalışıyor. Elindeki bütün imkanları bizlere sunuyor. Ama biz Rabbime bir adım atmak için tereddüt yapıyoruz. Ya bugün baktığımız zaman biraz geniş çaplı düşünelim.
İnanın ki geniş çaplı düşündüğümüz olayı çözeceğiz zaten. Bugün bir iş yerinde çalışırken elimizden geldiği kadar alnımızın terince çalışıyoruz, koşturuyoruz, çabalıyoruz. Ne? Sadece ayın sonu geldiğinde maaşımızı alacağız, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza bakacağız. Hayır, yapmayın demiyoruz. Kesinlikle yapın. Ama bir çaba içerisindesin. Yoksa oturdun yani tamam yat aşağıya, adam sana maaş versin. Öyle bir dünya yok. Böyle bir iş yeri de yok. Eğer varsa hep beraber gidip çalışalım o zaman. Öyle bir yer de yok. Ya bugün Rabbim bizlere sayısızca nimet vermiş ya. Sayısızca, sayamayız. Gökte, yerde, denizin altında çeşit çeşit balıklar, çeşit çeşit çiçekler, çeşit çeşit ağaçlar ve bunların hepsi insanlara faydalı olan bir şey. E baktığımız zaman ne istiyor bizden? Sadece şükredin diyor ya. Sadece ve sadece bana şükredin. İbadetlerinizi yapın. Bize demiyor ki sen günde şu kadar ibadet yapman gerekiyor. Öyle bir şey diyor mu hocam? Ben bilmiyorum. Okuduk kitaplarda şöyle bir şey yoktu değil mi? Yani baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu şunu şu kadar yap. Yok ya öyle bir şey yok. Kesin. Sadece ne diyor? İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi yapın. Ya yine bu bizim için ya. Kıymetli seyircim, yine Allah bizim için bunu yaptırıyor. Sen cenneti kazan diye yaptırıyor. Yine senin için ya. Yine benim için yani. Kendisi için hiçbir şey istemiyor Rabbim ya. Ya inanın bugün yine Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinin ağzından bir kitabında okudum. Ya şunu, gelmiş geçmiş günahları af olunduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesbih elini alırmış. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demiş. Ya gelmiş geçmiş günahları af olunmuş. Ya Allah bunun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahlarını af etmiş. O halde bile ne? Yine tesbihini çekermiş. Ümmeti Muhammed'in günahları için. Estağfurullah, estağfurullah. Ya çok basit bir şey gibi gözüküyor ama ne kadar güzel bir şey. Baktığımız zaman ibadetten dizleri yarılmış. Hiçbir şekilde ibadetinden kendini geri çekmemiş. Ya yani peygamberimiz ben peygamberim yatayım dememiş. Savaşlara gidilecekse savaşa gitmiş. Bir zalimlik varsa karşısına geçilecekse ilk başta karşısına geçmiş. Hiçbir şekilde geri adım atmamış. Hiçbir şeyde. Allah'ın razı olmuş olduğu hiçbir şeyde geri adım atmamış. Ama biz bugün müminler olarak baktığımız zaman aman bana bir şey olmasın, aman şöyle olmasın, ya aman yok artık ya. Ne kadar yaşayacağımızı bilemiyoruz ya. Bugün hayatımızı kapattığımızı bilin, düşünün. Gözlerimizi kapattığımızda, Allah'ın karşısına çıktığında, Allah sana soru sual sorduğunda eğer ki gönlün rahatsa tamam sıkıntı yok. Ama eğer gönlün rahat değil ise o zaman sıkıntı var demektir. Şimdi bir tane abimiz soru sormuş. Hocam ben bankaya paramı yatırıyorum ve banka bize komisyon gibi bir şeyler veriyor. Bizim bunu kendimize kullanmamız mı veyahut da bir hayır sahibine vermemiz mi daha iyi olur demiş. Şimdi herhalde hocam bu komisyon dedikleri şey mi oluyor? Promosyon veriyorlar bankalar bildiğim kadarıyla. Değil mi? Öyle bir şey oluyor. Bildiğimiz kadarıyla net olarak bilmediğim için. Bunu kendisinin değil de bir hayır sahibine vermesi daha iyi olur. Kendisinin kullanması bildiğim kadarıyla iyi olmuyor. Ama başka birine vermesi yani ihtiyaç sahipli olan birinize vermeniz daha makbul olur. Kendinizin kullanmaması daha iyidir inşallah. Bu çok uzun yazmış. Bunu inşallah programdan sonra cevaplayalım. Yoksa hocam program biter. Evet. Hocam selamlar. Eşim ikinci hanımımı evde istemiyor. Bunun hükmü nedir? Ona günah olur diyemiyorum. Sorumu cevap verebilir misiniz demiş. Herhalde anladığım kadarıyla abimiz iki evli. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de dinimizde dörde kadar müsaade var ama baktığımız zaman bir tane eşimizin hakkını gerçekten verebiliyoruz mu? İkinci eşi almak için bunların şartları var. Hani her konuda eşit olmamız lazım. Her konuda. Kılığından, kıyafetinden, yanına gidip gelmesinden, alışverişinden yani tepeden tırnağa eşit olması lazım. Burada baktığımız zaman eğer ki birinci eşiniz ikinci eşinizi evde istemiyorsa hocam sizce ne olur? Var mıdır yani bunun
Şimdi yani günümüzde tabii bazı şeyler İslam'da caizdir. Evet. Allah'ın izin verdiğidir. Ama her caiz olan şeyi de bu, biz bugüne göre uyarlayamayız yani. Böyle bir şey var. Şimdi bir insanın iki eşli olması İslam hukukuna göre caizdir. Evet, Allah'ın müsaade ettiği bir durumdur. Ama eşlerin aynı evde yaşamaları da hakeza, bu da caizdir. Evet. Herkesin odaları ayrı olabilir sadece. Ama tabii bu günümüz şartlarında çevre faktörleri, çevreden gelen baskılar, çevrenin etkisinden de kaynaklı aile içerisinde huzur olmayacağından dolayı ki bunu şu an bu aşamada abimiz o aşamada. Kendisinin hani huzurunu kaçırarak, aile huzurunu bozarak işte birçok sıkıntıya sebebiyet vermemesi açısından evlerini ayırması gerekmektedir. Bunu baştan söyleyelim. Ha, farz mı, vacip mi konusuna girmiyoruz. Farz vacip değil tabii ki de. Hani hukuken kadının her birine bir oda tahsis edilmesi yeterlidir. Yani bir evin içinde, odaları, odalar olabilir. Odaları varsa yeterlidir. Ama aynı evin içerisinde, birbirlerini çekebilmeleri, birbirlerine tahammül edebilmeleri mümkün olmadığından sebep ve başka sıkıntılara da yol açabilmesi hasebiyle en önemli olan şey burada ayrı evlerde olmalarıdır. Bu hem çevre faktörü, çevrenin dedikodusunu, fitnesini de engelleyecektir. Çünkü böyle bir ev hakkında çevrenin de zararlı bakışları, fitnesi olumsuz yönde çok fazla etki olacaktır. Bu sebepten dolayı burası önemli bir durumdur. Fitneye mahal vermemek için, sıkıntıya mahal vermemek için, dedikoduya mahal vermemek için hem fiziki hem manevi sağlığını insanın koruması için ayrı olmaları gerekmektedir. Burada böyle bir durum var yani. Evet, kıymetli seyircimiz Emre Hocamız açıkladı. Yani bir evde olması pek uygun değil. Çünkü hem insanlar tarafından birinci eşinizin istememesi gayet doğal, gayet de haklı otomatik olarak baktığımız zaman olaya. Tabii ki İslami konudan baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Evlenmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Ama aynı çatı altında olduğu zaman hiç istenmedik sorunlar çıkabiliyor. En iyisi, en güzeli ayrı ayrı evlerde olması. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle adaletli olmanız gerekiyor. Yani bu konuda sadece bir konuda adalet olamaz. Sevgi konusunda hani onu daha çok sevebilirsiniz. Veyahut da birincisini veyahut da ikincisini. Bu tamamen size kalmış bir şey ama adalet konusunda çünkü adaletli olmanız gerekiyor. Bu şartta Allah Celle Celaluhu izin veriyor. Diğer türlü ona zulüm edeyim, diğerini daha çok seveyim, diğerini daha çok önemseyim değil. Yani ikisine de aynı eşit seviyede davranacaksınız. Tabii ki de eğer birinci eşiniz istemiyorsa bu daha büyük sıkıntılarda, yani şu anda değil ufak bir sıkıntıdır, büyüdükçe daha büyük sıkıntılar olacak. Etraftaki insanlar daha büyük farklı bir şeyler söyleyecek. O yüzden hani buna mahal vermemek için Emre hocamızın dediği gibi başka bir evde olması daha makbul, daha iyi olur. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Şimdi bir sorumuz daha var. Kıymetli hocam, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. İnanın dört gözle sizleri bekliyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ederiz bizler de sizlere inşallah. Hocam, Filistin'i savunan Yahudilerden dost edinmemiz gerekir mi? Veyahut da onlara dostane bakmamız gerekiyor mu? Şimdi ben şurada şunu söylemek istiyorum. Yahudilerden bizlere dost olmaz. Doğru mu hocam? Evet. Ne olursa olsun. Bakın, ne olursa olsun. Şimdi diyeceksiniz ya hocam, olur mu? İnsanlık. Evet, insanlık. Peki onların peygamberlerimizi öldürdüklerini biliyor musunuz? İlk bir tane kavim var peygamber öldüren, peygamberler öldüren daha doğrusu, özür diliyorum. O da Yahudiler. Yani onlardan bizlere dost olmaz. Ha, ticaret olur mu? Ticaret olur. Ticaret yapılır. Yapılmaz değil ama dost olmaz. Çünkü bir menfaat vardır. Bir çıkarı vardır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bakın. Ta bugüne kadar, şu saate kadar, şu dakikaya kadar bakın. Hep bir menfaatleri var. Ya nasıl bir menfaat? Biz göremiyor olabiliriz. Ama bir menfaati var. O yüzden yani
Yahudilerden bizlere dost olmaz, bizlerden onlara dost olmaz. Şimdi şöyle düşünün, siz Yahudi'yi dost edineceksiniz sanıyorsunuz ama dost o kabul etmiyor. Size sadece dost gibi gözüküyor. Kabul etmiyor, kesinlikle. Yani Yahudi de olsa, yani diyelim ki Hristiyan Yahudi de olsa yine onun için fark etmez. Hocam onlardan herhalde babadan mı nesil devam ediyor, anneden mi? Anneden herhalde bildiğim kadarıyla. Annesi Yahudi olan hakiki Yahudi oluyor herhalde. Vallahi hocam bunların yani çok acayip bir ırk tabii. Babadan olsa gerek çünkü. Tam orayı bilmiyorum ama yani ya babadan yani de diğerinden olsa kabul etmiyor. Yani kendi içerisinde dahi Yahudiliği kabul etmiyor. Oğlum sen Yahudi değilsin diyor. Ne gerek var? Biz Müslümanız, Rabbimize şükürler olsun. Yani biz Müslümanız, biz Müslümanlığımızı övünelim. Onlardan da dost olmaz diyorum sizlere inşallah. Evet. Selamünaleyküm hocam ben... Selamünaleyküm hocam. Ben ismimi açıklamak istemiyorum. Annem ve babam ayrılma aşamasında sürekli beni tercih yapmaya zorluyorlar. Ama annemle babam konuşsam, babamla konuşursam beni yok bil diyor. Babam da aynısını söylüyor. Ne yapmalıyım? Şaşırdım. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Lütfen beni aydınlatın. Kıymetli kardeşim, Rabbim öncelikle kolay eylesin. Allah Celle Celaluhu'nun en çok sevmediği şey bir evliliğin yok olması. Şimdi senin bu konuda etrafında değer verdiğin, kıymet verdiğin hocalara gidip annenin ve babanın durumunu net bir şekilde anlatman lazım. Yani bize sorduğun için biz de şu şekilde söyleyeyim sana inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Maddi durumu olmayan gençleri birleştirin, evlendirin. Yani bir yuva kurulduğu zaman Allah o yuvadan razı ve imanın yarısı tamamlanmış oluyor bakın. Allah Celle Celaluhu bir evlilik olduğu zaman imanın yarısı tamamlanıyor. Geri kalanı da ibadetle beraber tamamlanıyor. Şimdi baktığımız zaman anne tarafını dinlediğinde annen haklı olur. Baba tarafını dinlediğinde baban haklı olur. Tabii ki de burada anne sevgisi diyor sana ki bunu yapma. Baba sevgisi hakeza bunu yapma. Burada Allah'ın dediği önemli. Sen olabildiğin kadar yuvayı tutmaya çalış. O sıkıntıyı bulmaya çalış ve o sıkıntıyı çözmeye çalış. Tabii ki de eğer İstanbul içerisindeysen buraya gelip buradaki yetkili hocalarınızla beraber görüşerek olayı çözebilirsin. Veyahut da bulunmuş olduğun, oturmuş olduğun yerde yetkili hocalar vardır. Onlara gidip olayı detaylı bir şekilde anlatırsın. Bu şekilde Rabbim muhafaza eder. Çünkü şeytanın en çok sevdiği olay budur yani. Çünkü Allah'ın razı olmuş olduğu bir yuvada bir huzursuzluk varsa şeytan oraya çöker. Niye? Çünkü onun zevk aldığı olay. Bir evlilik yıkılacak, bir yuva dağılacak, Allah'a razı olmadığı bir şey olacak. Şeytan buna koşa koşa gelir. O yüzden ne yapmak lazım? Olabildiğince anneni de kırmaman gerekiyor bu durumda, babanı da kırmaman gerekiyor. Yani şunu söyleyebilirsin, sen benim anamsın, sen benim babamsın. Ben hangi birinizi yok sayayım? Sayamayız yani bunlar bizim annemiz babamız. Sen de bu şekilde söyleyebilirsin yani sen benim anamsın, sen benim babamsın. Ben nasıl sizi yok sayayım? Bunca zaman beni yaşatmışsınız, bu hale getirmişsiniz, sağlıklı, sıhhatli, zor günler geçirmişsiniz, mutlu günler. Ben sizi yok sayamam. Bunları güzel bir şekilde inşallah anlatırsan Allah'ın izniyle düzelir inşallah. Şimdi bir ya abimiz ya da hanımefendi ya da bir beyefendi sormuş. Hocam İslam'da zorlamak yok ama neden zorlanıyoruz? Şimdi... İslam'da zorlamak yok derken şunu kaçırmayalım. Müslüman olmayan bir kişi İslam'da zorlama yoktur. Kesinlikle. Ya yani bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a. Yani Allah'a inanmayan bir kişiye İslam'da zorlama. Diğer türlü baktığımızda aslında İslam'da yine zorlama yok. Doğru değil mi hocam? İslam'da evet. Zorlama yok. Kolaylaştırma var. Hatta hadis-i şerifler var. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye. Yani bugün bir sen namaz kılmıyorsun diye birisi sana gelip sen niye namaz kılmıyorsun? Bu zorlak olmuyor ki zorlama. Oluyor mu hocam? Zorlama olmuyor değil mi? Zorlama olmuyor yani. Bu zorlama değil. Sana sadece ibadetini yapmanı gerektiğini söylüyor. Bugün baktığımız zaman bak ne güzel söylüyorsun değil mi İstanbul? Peki bugün çalıştığımız adam ne diyor? Saat koyuyor sana. Şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın. Bu zorlama olmuyor mu? Kıymetli TV seyircileri. Bu zorlama olmuyor mu? Bak seni şart koşuyor. Şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın. Erken çıkamıyorsun. Ya hocam erken çıkarsan paramı keser. Ben eve nasıl ekmek getir? Ya rızka kefil olan Allah değil mi? Rızka kefil olan Allah değil mi? Bakın size bir yakın bir arkadaşımdan, çok samimi olduğum bir arkadaşımın arkadaşı. Starbucks'ta çalışıyor hocam kendisi.
Yahudi ne zaman 7 Ekim'de değil mi hocam? 7 Ekim'de başladı vurmaya. Vurmaya başlıyor. Aradan 2 gün sonra işten çıkıyor. Ve oranın müdürü bu çocuk. Bakın müdürü. Yani belki de 20-30 daha fazla alıyor. Bilemiyorum ne kadar aldın ama müdürü. Diyor ki ben daha bu çocuk katili. Bak çocuk katili. Mazlumları ezen. Ve bu kardeşimiz, bakın bu kardeşimiz kulağında küpesi olan, bak kulağında küpesi dövmeleri olan bir kardeşimiz. Yani dışarıdan görsen dersin ya falan. Bu kardeşimiz sırf orada Müslümanlara zulüm yapıyor diye işini bırakıyor. Ve arkadaşları buna diyor ya sen ne yapıyorsun? İşte bak böyle bir iş bir daha bulamazsın. İşte her şey güzel. Ve kaç yıldır da orada çalışıyormuş çocuk. Bırakıyor. İnanın bir anda bırakıyor. Sırf Allah rızası için bırakıyor. Ya diyorlar ona ki hani nasıl yapacaksın? Nasıl para kazanacaksın? Sonuçta para kazanman lazım. Allah diyor rızka kefil değil mi kardeşim? Bunu Allah Celle Celaluhu buyurmuş diyor benim rızkıma kefil. Ben burada nefsane bir hareket yapmıyorum. Sırf oradaki Müslümanlar eziliyor diye. Sırf orada çocuklar hayatını kaybediyor diye. Sırf Müslümanlara zulmediyor diyor. Zorbalık yapılıyor diye ben burada çalışmam diyor. Ben bu toplumun içerisinde bu konumda olmak istemiyorum diyor ve çıkıyor. 3 gün sonra çocuğu arıyorlar. O kadar güzel bir iş Rabbim nasip ediyor ki ona millet şaşırıyor. Ya bugün sen Allah için bir hareket yapacaksın da Allah seni yarı yolda koyuyor. Öyle bir şey yok ya. Tarihte görülmemiş ve görülemezdi. Kesinlikle. Ya sen sırf Allah rızası için bir yola baş koyacaksın. Rabbim seni yalnız yok öyle bir şey. Ha imtihan olacağız. Hemen altın taslar içerisinde verilmeyecek imtihan olacağız ki kıymet bilelim. Bakın bir hareketle beraber çocuk yani bak yaptı işte yapılıyor. Bizim bunları yapmamız lazım. Bizim zulme sessiz kalma gibi bir şansımız yok. Niye? Kalamayız. Kalma şansımız yok. Kalamayız yani. İmkanımız da yok. O yüzden ne yapacağız? Biz tevekkel tü alallah diyeceğiz. Rabbim biz sana güvendik. Rabbim ben sana güvendim. Senden başka benim isteğim, dileğim, hiçbir şeyim yok diyeceğiz. Bak bakalım Allah seni yarı yolda koyar. Koymaz ya. Koyması imkansız. O yüzden ne yapacağız? Biz her konuda ibadetlerimize dikkat edeceğiz. Her konuda ailemizi koruyacağız, sevdiklerimizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, eşimizi koruyacağız. Her konuda. Televizyonundan, sosyal mecrasından, oturduğun yerden, kalktığın yerden, muhatap olduğun insanlardan her şekilde mümkün olduğu kadar koruyacağız. Ve koruduğumuz süre içerisinde ne olacak? Bu nesilden nesile yayılarak senin arkandan gelecek olan nesille ne olacak? Bu sefer mutlu huzurlu olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, özür dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Eğer diyor namaz kılarken arkanızdan çocuk sesi gelmiyorsa gelecek olan neslinizden kork. Bugün bir bakın bakalım camiye gittiğimizde arkamızdan çocuk sesleri geliyor mu? Yani bir çocuk oynamaya başladı ama bağırma. Bağırma. Sen bağırdığın zaman o çocuğu korkutuyorsun. Bu çocuk bir daha o camiye gelmiyor. Ne oluyor bu sefer? Çocuk camiye gelmediği zaman ne oluyor otomatik olarak? Başka yerde bulunuyor. Ama sen o çocuğu mümkün olduğu kadar muhafaza etsen, mümkün olduğu kadar o çocuğu korusan, oynasın, zıplasın. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin radıyallahu anhlar omuzlarındaydı ya. Kainatın efendisinin omuzlarındaydı. Bugün ne olmuş camide arkada çocuk zıplamışsa, oynamışsa, bağırmışsa, çağırmışsa. Ya bak Peygamber Efendimiz omuzundaymış. Senin omuzuna daha binmedi bile ne ya. Omuzumuza çıkmadı bile ne. Desene bizim omuzumuza çıksa hadi fırlatırız. Allah muhafaza. O yüzden ne yapmak lazım? Olabildiğince gençlerimizi, neslimizi ibadetlere yakın koşturmak için, yakınlaştırmak için onlara sevdirmemiz gerekiyor. Evet bu soruyu cevaplamıştık. Şimdi bir sorumuz daha var. Allah Teala sizlerden razı olsun. Hocam evladıma bir şey yaptırmak istiyorum ama beni her seferinde ters diyor. Benim evladıma nasıl davranmam gerekiyor? Şimdi kıymetli seyircimiz, şu anda gerçekten neslimizde bir ufak bir oynama var.
Yani oynamadan kastım şu. Baktığımız zaman sosyal mecradan etkileniyor. TikTok'undan etkileniyor. Ailelerden etkileniyor. Babasından etkileniyor. Anne ve baba arasındaki muhabbetten daha etkileniyor çocuklar. Doğru değil mi hocam? Evet. Anne ve baba arasında bir... Yani bütün annelere ve babalara sesleniyorum. Eğer ki eşinizle bir tartışma yaşıyorsanız lütfen keremen, çocukların gözü önünde bunu yapmayın. Lütfen ve keremen, çocuklarınızın gözü önünde bu hareketi yapmayın. Niye biliyor musunuz? Siz çocuğunuzun karşısında tartıştığınız zaman Allah muhafaza kendinizi kollayamazsınız, ağzınızdan yanlış bir şey çıkar. Bu çocuk okula gittiğinde okulda, medreseye gittiğinde medreseye, dışarıya gittiğinde dışarıya sizleri anlatır. Ve çocuğun bilinç altında psikolojisinde bu yapılıyormuş, doğru bir şeymiş gibi görür. Allah muhafaza o da bir yuva kurduğunda aynı hareketi yapar. Mümkün olduğu kadar kendinizi koruyun. Tabii ki de şunu demek istemiyorum ha kesin yanlış olan işte bir hayır bağırmayın. Birbirinizi kızmayın. Bir gülün dikeni gibisiniz ikiniz de aynı şekilde. Diken gülsüz, gül de dikensiz olmayacağı için eşler birbirinsiz olmaz. Tabii ki de arada bir tartışma olur, arada bir birbiriyle ufak bir tartışmalar bunlar olacak zaten. Evliliğin bunlar nazı. Ya bunlar olacak ama ne yapmak lazım? Mümkün olduğu kadar evlatlarımızın yanında olmamak lazım. Bu bir. İkincisi, şimdi bir şeyi biz söylüyoruz evladımıza. Mesela şöyle düşün, ibadet olayından bakalım. Evladım kalk namaz kıl. Peki anne kılmıyorsa, baba kılmıyorsa evlat nasıl kılacak? Görmediği bir şeyi nasıl yapacak? Veyahut da oğlum bak şunu izleme ama sen alıyorsun eline telefonu, başlıyorsun aynı şeyi sen yapmaya. Etkilenmez ki çocuk. Çünkü sen yapıyorsun zaten aynısını. Sen yaptığın için otomatik olarak o çocuk da bundan etkilenmeyecek. İşte önce kendimize bakmamız lazım. Yani evladımıza bir şeyi söylerken önce bir aynaya geçip ha ben bunu söyleyeceğim ama bunu ben yapıyor muyum, yapmıyor muyum, ne kadar eksiğim var, ne kadar artım var bunu önce tartacaksın. Sonra gelip evladına söyleyeceksin. Mesela suyu içiyorsun, evladım su içme. Baba sen içiyorsun ama ya da anne sen. Oğlum sen içme. Anlatacaksın, zararını anlatacaksın. Yapmaması gerektiği şeyin sebebini ve zararını ona anlatacaksın. Oğlum bağırarak anlatırsan bir çocuk seni dinlemez. Hele bu yaştaki çocuklar, bu zamandaki çocuklar 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar bizi hiç dinlemez. Çünkü öyle bir dışarıda abluka altına almışlar ki gençlerimizi. Yani Rabbim muhafaza eylesin ya. Her konuda muhafaza eylesin. Bilinç altından tutun, kılık kıyafetinden tutun, konuşmasından tutun. Her konuda bilinç altından almışlar. Ne yapacağız? Biz olabildiğince nazik, kibar, zarif bir şekilde yaklaştığımız zaman bu sefer onları biz muhafaza etmiş olacağız. Allah ne buyuruyor? Siz yeter ki benim yolumda ilerleyin. Ben size yardımcı olacağım böyle. Rabbim inşallah evlatlarımızı bu düşman insanların ellerine düşürmekten bizleri muhafaza eylesin. Gerçekten zor bir süreç. Evet, kıyamet zamanı, ahir zamanı. Gerçekten evlatlarımızı gönderdiğimiz yerlere çok dikkat etmemiz lazım. Takip etmemiz lazım. Biliyor musunuz? Allah kulunu takip ediyor. Gecesini, gündüzünü, uykusunu, her şeyini takip ediyor. Nefes alışına kadar takip ediyor. Peki biz evlatlarımızı takip ediyoruz mu? Ya bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabesini takip ederdi biliyor musunuz? Salebeyi duymuşsunuzdur. Gelmediği zaman neredeydi, niye gelmedi diye sorarmış. Yani takip çok önemli. Ya tamam o gidiyor işte işe gidiyor. Abi bak bakalım gerçekten işe gidiyor mu? Medreseye gidiyor bir bak bakalım gerçekten medreseye gidiyor mu? Veyahut da başka bir yere gidiyor. Bir bak bakalım gidiyor mu bir kere takip et. Eğer sen takip etmezsen onu başkaları takip eder ve onu alır hoppala balığı oltaya atarsın tutarsın aynı o şekilde alır tutar. Sonra sen sanarsın ki ya benim evladım okula gidiyor veyahut da medreseye gidiyor veyahut da işe gidiyor. Öyle bir şey yok. Yıllar önce ben giderken babam bir kere babamı gördüm. Böyle tellerin oradan babamı gördüm ve şaşırdım. Eve akşam döndüm baba sen bizi takip mi ediyorsun? Evet oğlum dedi ben sizi takip ediyorum. Bakalım okula gidiyor musun gitmiyor musun? İnanın 8 sene boyunca ben hep babamı bizi takip ettiğini sanıyordum. Meğersem bizi bir kere takip etmiş. Başka hiç takip etmemiş. Evet bakın bugün Rabbimin razı olduğu bir şekilde olmaya çalışan bir hocayım. Ben bunu babama borçluyum. O takip etmeseydi ben belki de bu kadar istikrarlı olmayacaktım ve buraya şu anda buralarda olamayacaktık. İşte biz evlatlarımızı güzel bir şekilde takip edersek
evlatlarımız bizi takip edildiğini hissettirirsek bu sefer ne yapacak? Çocuk yanlışa düşmemek için ellerinden gelenlerin en güzelini, en kalitesini yapmaya çalışacaklar inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Hocam, ben işten dolayı akşam namazını son 10 dakika kala kılıyorum. Sizce Rabbim namazımı kabul ediyor mu? Evet hocam. Size soralım biraz da. Evet hocam, şimdi bir abimiz var. Diyor ki hocam, diyor, ben işten dolayı, diyor, hani yolda evet, giderken diyor, eve son 15 dakika kala yetişiyorum ve akşam namazımı kılıyorum. Sizce diyor namazım kabul oluyor mu? Yani kerahat vakti giriyor ya hocam orada herhalde, anladığım kadarıyla. Şimdi hocam, her ne olursa olsun namaz vakitli bir şekilde farzdır. Tamam hocam. Namaz, sabah namazı işte imsakla güneş arasında farzdır. Öğle namazı vaktinin girdiği saatten ikindi vaktinin okunmasına kadar farzdır. Şimdi bunu anladıktan sonra ve buna dikkat ettikten sonra kerahat vakitleri meselesi vardır. Evet, biz örnek veriyorum, sabah namazını kıldık normal vaktinde. Öğlen vakti bir de diyelim ezan okunacak, öğlen ezan okunacak. Evet. Biz öğlenden bir saat önce, 50 dakika, bir saat önce, yani 12-10, 12'yi 10 geçeden 1'e kadar, evet, yani ezan 1'de okunuyor diyelim, ortalama 1'de okunduğunu varsayarsak, 50 dakika evveli kerahat vaktidir. Sabah namazının güneşi doğduktan bir 40 dakika sonrası yine kerahat vaktidir. Kerahat vakti. Bunlarda namaz kılınmaz. Bir de kerahat ne zamandır? Akşam. Akşam namazından 45 dakika, 50 dakika evveline kadar bir kerahat vakti daha vardır. Ama farz namaz kılınmamış ise, farz namaz hocam kılınmamış ise, evet hocam, o zaman ne yapmamız gerekiyor? O farz namazı, farzını eda etmemiz gerekiyor. Eğer farz namazın farzını eda etmemişsek, sünneti kılmıyoruz ama, kerahat girdiği için. Evet. Nafileyi kılmıyoruz. Neyi kılıyoruz? Sadece farzını kılıyoruz. Bu şekilde yaparsak olur. Ama vakitler çıktıktan sonra, örnek veriyorum hocam, ben işte öğleni kılmadım, İkindiyi kılmadım, akşamı kılmadım, yatsıyı kılmadım. Akşam saat 9'da işten geldim. Ondan sonra hepsini toplu kıldım. Bu olmaz yani. Yani bu olmaz, bu olmaz. Bu namazın vakitlice farz olduğunu bilelim. Namazımızı vakitlerin içerisinde kılalım. Kerahat vakitlerine gelince, kerahat vakitlerinde de eğer farzını kılmamış isek, o zaman ne yapalım? Farzını kılalım yani. Örnek veriyorum, ikindi namazını kılamadın. Akşama kaldı 10 dakika. Hemen farzını kılalım. Yani. O şekilde. Tamam hocam. Kıymetli seyircimiz, görmüş olduğunuz gibi Emre hocamız açıkladı. Bir de ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Mesela diyelim ki sabah namazına baktınız ki camiye yetiştiniz, hoca namaz kılıyor, farza başlamış. Önce sünnetini kılmanız gerekiyor. Ben geçen gün bir camide dikkat ettim buna, gördüm ve uyardım da abimizi gayet güzel bir dilde. Önce sünnetini kılmanız gerekiyor, sonra farzını kılmanız gerekiyor. Yani sabah namazında böyle bir durum var. Buna da dikkat edin inşallah. Yani gittiniz camiye, tam hoca namaza başlamış, hemen işte geldim hemen namazı kılayım değil. Sizin önce sünneti kılmanız gerekiyor, sonra akabinde imama uyarak farzını kılmanız gerekiyor. Ya bakın kıymetli seyircilerimiz, yani şöyle söylemek istiyorum. Biz namazlarımıza dikkat eder isek, biz ibadetlerimize dikkat eder isek, Allah bizi kazadan da, beladan da, musibetten de, şerden de ve bunlar gibi olan insanların şerlerinden de muhafaza eder inşallah. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Evet, vaktimiz dolmaya başlamış. Kıymetli seyircilerimiz, Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Rabbim kalbinizdeki, gönlünüzdeki bütün hayırlı dualarınızı kabul etsin. Rabbim evlatlarınızı salih ve salih birer evlat eylesin. Müslümanın sesiyle beraber inşallah bütün Müslümanlara ses olmayı Rabbimiz nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.